Selamlar arkadaşlar. Benim de sizler gibi motivasyonum, enerjim oldukça düşük. Ee, hafta bizi yordu. Ee, öyle söyleyeyim. Sabancı'ya da kısaca bakacağım. Neden? Daha yeni bakmıştık. TS TSKB gibi. Bunda da değişti görünüm. Değiştiği için e, tekrar e, bakmak durumunda kaldık. Kısa zaman içinde ikinciye bakacağız. O yüzden. Şimdi Tabi burada kritik bir yer vardı. Yani burada bir sıkışma vardı. 618 FIBO si ile paralel kanal arasında. bir öncekinde de söylemiştik. Umarım umarız aşağı kırmaz. Yukarı kırar. Ama e, burada gördüğünüz gibi şöyle biraz da büyüteyim. Şurada gördüğünüz gibi aşağı kırdı. Maalesef bugün kırdı aşağı. Tabii şimdi aşağı kırdığı için destekler ehemmiyet kazandı. İlk desteğimiz 8.89'da. Fakat 200 günlükle bir birleşme var burada gördüğünüz gibi. 200 günlüğün seviyesi 8.94'te. Biz bunların arasını bulalım. Barıştıralım, evlendirelim. 8.90'a bağlayalım bu işi. Yani 8.90 önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Bu destek kırılmadığı sürece Belki tekrar bir alış dalgasıyla yukarı momentumla kanalın içine girmesi mümkün olabilir. Ama kırılırsa aşağıda artık 874 var. Aslında bu kanalı filan da boş, boş verelim. Ben başka bir şey söyleyeceğim size. Ama şunu de söyleyeyim bir 874 desteği yine hayati bir destek. Çünkü altına inerse 8.45'e doğru ee, bir destek yok ve 8.45 fiyat şey doğru fiyatlanabilir. Şimdi bu 200 günlükle 50 günün altına inmemesinin aslında kanalı manalı boş verin. Bakın burada bir Golden Cross olmaya başlayan 20 ve 50 günlük var. Yani bu çok önemli. Golden Cross bakın şuradakinin tersi. Göstereyim. Ya aslında ben burada Golden Cross için çok umutluydum. Golden Cross olursa çünkü belki %1, 2, 3, 5 bir şey verecek ama illa bir şey verecek yatırımcısına. Öyle düşünüyordum. Bakın bu dit Cross. Daha geçmişte. İşte bu Golden Cross. İşte mesela burada bir Golden Cross olmuş. Hangi fiyat seviyesinde olmuş? Ee, hemen bakıyorum. 8 lirada Golden Cross olmuş. Pat 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 10 liraya taşınmış. Bu her zaman böyle olmaz ama bu iyi bir örnek olmuş. Yani güzel olmuş. Golden Cross devam etmiş devam ettiği sürece inişi çıkışı tepeler yapmış ama Golden Cross devam ettiği sürece o tepelerde bir şeyler vermiş yani işte en sonunda 10 liraya kadar da ulaşmıştı o yüzden ben burada Golden Cross olmasını hakikaten ben bu kağıdın yatırımısı değilim hayatımda hiç Sabancı'nın holding alıp satmadım çok net söylüyorum ama bu insanların iyiliğidir bu borsada bir berekettir çok istiyordum Golden Cross olmasını ha, olma ihtimalini yitirdim yitirmedi ne zamana kadar? işte bu 50 günlüğün altına e, düşene kadar. O yüzden burası çok kritik arkadaşlar. Burada buna dikkat edilecek artık. Yani şu paraya para kanalı kırdı zaten. Onun için diyecek bir şeyimiz yok. Ama şu 50 günlük 8.75'in, 74'ün, 75'in o seviyelerin altına inmediği sürece burada bir Golden Cross beklentimiz e, olabilir. Golden Cross olursa da e, inşallah yalancı bir Golden Cross olmaz. Ve e, Golden Cross'un hakkını verir. Bu iki seviyeye ben dikkat çekmek istiyorum kanalın kırılmasıyla ben sadece bunun için yaptım bu videoyu. Ya yani yukarıları konuşmak için bir şey yok yani Pazartesi açılışını görürüz Pazartesi açılışı kanalın içinde olduğusa olduğunu görürsek o zaman tekrar farklı bir şekilde ele alabiliriz kağıdın hareketlerini ama bugün için kanal kırıldı ve eksiyle kapandı kanalın kırılması yüzünden artık desteklere biraz daha odaklanmak lazım gelir. Dediğim gibi burada 8.89'un ve 8.74'ün özellikle altını inmediği sürece inşallah Golden Cross olur ve yalancı bir Golden Cross olmaz. Kağıdın yani kağıdı taşıyanları sevindirir. Umudum o yönde. Şimdi sırf sadece bunu göstermek için yaptım. Demiştim. Şimdi diğer Golden Cross'lara bakalım. Mesela burada da bir Golden Cross olmuş. Ha mesela burada Golden Cross biraz geç gelmiş. Gerçi geç gelmiş dediğim Golden Cross olduğunda fiyat neredeymiş? Ben az önce de yanlış baktım galiba fiyata. Yani 9 10 liraya gitmiş. Buradaki Golden Cross'ta tam şöyle denk getirebilirsem günü gününe ortalamayı alıyorum. 9 miş 9.31'e 35'e gitmiş. Yani Golden Cross ufak tefek ama %1 ama yüzde bilmem kaç bakıyoruz. Daha öncekilerde ağanın eli tutulmaz. 3-5 bir şey atmış yani Golden Cross olduğu zaman. E burada da bir Golden Cross. İşte atıyorum 10.75'miş. Ortalama fiyattan hemen böyle kısa kısa bakıveriyorum. 11.58 olmuş. Yani o yüzden diyorum ki benim umudum inşallah burada Golden Cross olur arkadaşlar. Golden Cross dediğim gibi olması için de fiyatın buradaki fiyatın bu bir defa 8.74'ün altına mutlaka ve mutlaka kesin yani bu inmemesi gerekiyor. Kesinlikle inmemesi gerekiyor. E, aksi takdirde 50 günlüğü kırmadan Golden Cross olamaz matematik olarak. Buna da dikkat etmek lazım. Yani söyleyecek çok bir şeyim yok. Üzücü bir haftayı geride bıraktık. Hepimiz üzüldük. Belki siz de üzüldünüz. Ama Sabancı'da bir yandan e, iyi dayandı. Yani BIST 30 hisselerinin içinde en az zarar görenlerden biri herhalde. Yani işte bankaların hali ortada. Koç kaybetti. Sabancı bu kadar kaybetmedi. İyi dayandı. Umarım pazartesi açılışıyla kanalı işte toparlar. Yoksa aksi takdirde söylediğim gibi en azından bari 50 günlüğün üstünde kalırsa Golden Cross ihtimali devam eder. Teşekkürler. İyi akşamlar.